Gerçekten güzel. Sahiler şu an. Bayağı iyi. İnşaat görüntüsü çıkmaz. Bunlar bizim görüntümüz. Bunlar. Çitler mitler. Onlar da çıksın. Onlar da Almanya'nın gerçeği. Hepinize ahından günaydın. Şimdi sabah erkenden buraya geldik. Sinem'le, Talha'yla ve Aras var. Bugün ahını geziyoruz. Onlar bana rehberlik yapacaklar. Buraya dair çok şey okudum, çok şey gördüm ama ben hiç bugüne kadar gelmemiştim. Fırsat olmadı. İşte bu rotada tabii ki hiç gelmediğim yerlere uğradığım için güzel bir fırsat oldu. Şu an karşımızdaki kilise herhalde buranın tarihi simgesi olan kilise değil mi? Evet. Şöyle kiliseden başladık güne. Sonrasında açılacağız daha Alçıçat'ı gezmeye devam edeceğiz. Buranın tabii mimarisi biraz farklı geldi bana. Evet, barok. Barok. Orta çağda. Ya savaşta zarar görmemiş burası. Kendini korumuş. Yani şurada gördüğümüz her şey 500-600 yıllık. Ve çok böyle araya girmiş yeni binanın fazla yok mu farkındaysa. Bizim kuzeye kadar dark değil. Evet. Oradaki mimari aşırı dark. Evet evet. Burası belli yani biraz Belçika'dan falan etkilenmiş. Etkilenmiş. Çok Alman değil yani. Şu anda kiliseden sesler geliyor. Kiliseden geliyor değil mi ses? Evet, yanlış evet. Bilmiyorum. Pazar ayini var mı şu anda? Pazar günündeyiz. Pazar günü burada geçiriyoruz. Bayağı çiçekli böyle buradaki vitrinler, balkonlar. Güzel. Arkada kuleyle beraber güzel bir kadraj bak burası. İsimler de Fransızca gibi bazıları. Evet evet. Kaçıncı gelişinde Talha? Kaç demiştin? 10 veya 15 olmuştur herhalde. 15 olmuştur. Biz böyle ayda bir, iki ayda bir gidiyoruz buraya. İşte katısal bak buradan görünüyor. Heykeller, işlemler inanılmaz. Ya burası parça parça. Mesela bak şeyi fark ediyorsun. Bölümdeki yığmalar biraz daha bir 11. 12. yüzyıl. Bizde vardı ya Selçuk mimarisi. Şu kule daha önce yapılmış. Daha sonra burada eklemeler yapılmış. Normalde bu katedraller T şeklinde olur biliyorsun, H şeklinde. Aynen. Burada öyle bir mimari yok. Bir de şu kulenin altında buradaki din adamlarının yaşadığı bir mahalle var. O ilk girdiğimiz mahalle mesela öyle bir mahalleydi. Kendi surların içerisinde. Ekleme yapı yapıya gelmiş burası. Yani benim bildiğim kadarıyla böyle 1000'li yıllardan 1400-1500'e kadar gidiyor burası. Köndom gibi devasa bir kule yok burada ama uzunlamasında ciddi bir gotik mimari var. Nasıl fark ettiğim tabelalar aynı tip yine. Evet. Bazı Alman şehirlerinde böyle. Evet. Evet. Mesela Sparkassen'in de kendi logosunu aynen kullanmamış. Yani. Aynen. Standart bir logo şekli ve hepsi aynı şeyi kullanıyor. Mat renkler. Bence de daha güzel. Enteresan. İki tane heykel yok. Neredeler acaba? Aa evet. Düşmüş mü? Bir şey mi olmuş acaba? Yeri var. Bayağı ayarlamışlar. Heykellerin kendisi yok. Tam bir de şey var mesela. Şurada. İşte güneş açısı, rüzgar, yağmurun vurma şekline göre bunların temizlik, kirlilik oranları değişebiliyor. Normalde aynen, bu orası bembeyaz aslında ilk yapıldığında. Mesela şu alttakiler bak görüyorsun bayağı kararmış. Üsttekiler biraz daha beyaz. Bir de şey oluyor. Benim tahminim büyük ihtimal o iki tanesini aldılar. Restorasyon. Belki bakım evet vardı. Tekrar koyacaklar bu yerine. Belki ki şunları mantıklı olur çünkü evet, onlar beyaz, temiz. Evet. Doğru. Eski hale sonra gelmiş da sıra belki bunlara gelecek. Olabilir. Mantıklı. Hocam güzel burası. Neresi? Ha, buranın tamam meşhur şu. Bakacağımız bisküvi çikolatayı dükkanı da solda bak. Konsept böyle çevresini veririz. Burada işte beraber bir kahvaltı kahve var. Bir tamam şey güzel olur. Normalde şöyle bilgi vereyim. Buradan dümdüz gidersen çarşı. Hı-hı. Ya bildiğin işte ne bileyim New Yorker'lar, HM'ler vesaire. Alışveriş caddesi. Dümdüz oraya da yürüyeceğiz şimdi o tarafa. Zaten fix. Bir alışveriş caddesi oluyor, bir Alçıkat oluyor. Bir kilise, öyle, bir tane nehir geçer şehrin içinden. Oldu Rathaus'a sana Alman gibi şehri. Bütün formülü tutturuyoruz. Solda Rathaus'a giden yol. O yol daha güzel. Sol tarafa giden yol daha güzel diyor. Biz şuraya gideceğiz. Bakalım şu boş yer varsa içeride dokunabiliriz var. Evet şimdi geldik burada. Kahvaltımızı yaptık ahında. Sonrasında yeniden şehri turlamaya devam ediyoruz. Tabii bu videomuzda da Talha'nın eşlik etmesi gerekiyor.
Merhabalar. Burayı 15. kez görmüş biri olarak. Şimdi burada biz Katedral Meydanı'ndan aşağı doğru indik. Arkamda katedral var, görüyorsunuz. Burası aslında şehrin yeni meydanı burası. Bu karşıda göreceğiniz yerde buranın çarşısı, klasik bir Alman çarşısıdır. Bütün markalar burada. Trafiği kapalı. Şu an pazar günü olduğu için tabii sakin. Pazar sakinliğinde Almanya'da sokaklar böyle. Burası şehrin yeni kısmı aslında. Yeni yenileşmiş bir bölge. Yani en fazla 70 yıllık tarihi vardır buranın. Asıl yer bu tepede. Şimdi birazdan Ahın Katedrali'nin arkasında Rathaus kısmına doğru gideceğiz. Eski şehri gezeceğiz beraber. Orada çok daha tarihi yapılar var, 500-600 yıllık. Klasik bir pazar Almanya'sı. Bir pazar Almanya'sı. Bence bir pazar için yine fena değil yani. Evet yani Old Town daha iyi. Şu an eski şehir daha güzel şu an. Daha canlı. Alışveriş için gelmemiş. Herkes böyle bir kahve içmeye, bir çay yemeye gelmiş şu an. Bu arada buranın nüfusu 250 bin civarı bir şeymiş Ahın. Şimdi tekrardan geri dönüyoruz. Kilisenin, katedralin olduğu yere. Oralar birazcık daha hareketli. En azından turist falan var. İngilizce evet. Konuşanlar vardı fark ettin sen. Çok var. Sen. Evet, burada şu an Belçika'dan ve Hollanda'da inanılmaz bir ziyaretçi akını oluyor aksiyonları burada. Genelde o yüzden ortak dil İngilizce diyebilirim. Ama tabelalarda Fransızcayı çok görüyorsun burada. Yani Belçika, Güney Belçika esintileri var biraz burada. Flemenkçe konuşanlar, Fransızca konuşanlar çok oluyor burada. Az önce yanımızdan geçen bir abi vardı. Almanca konuşuyordu ama bana biraz böyle Fransız aksanlı bir geldi. Herhalde evet. Bölgenin aksanı evet, evet. Olsa gerek. Çok fark ediyor, çok fark ediyor. Tabeller de öyle bak mesela. Markalar, lokal pastaneler. Oranın çok böyle Fransız esintisi var. Bunu geçenlerde Dresden'e gittiğimde de fark etmiştim. Şöyle, orası da Doğu Almanya olduğu için Çekya sınırında ve kelimeler resmen böyle Çekçe gibi. Nasıl Çekçe gibi? Hani böyle sessiz harflerle falan gidiyor sonu. Yani kelime sonlarında o farkı görüyorsunuz. Mesela kuzeye çıktığınızda daha böyle kelimeler İskandinav dillerindeki gibi oluyor. Baskın R'ler. Evet. Böyle bir diyalek farkı var aslında. Burada Almanya tam şey değil mi ya? Ben hep böyle ara sıra kendi içimize bağırlı konuşurken söylüyorum. Dönem filmi çekmek için birebir bir ülke. Tabii. Evet, 60'ların, 70'lerin, aynen 50'lerin öyle. Filmlerini çekersin. Aynen. Hiçbir şeyi değiştirmene gerek yok. Türkiye'de yapmaya kalktın, set kurman gerekiyor. Aynen öyle. Doğru. Ya işte bugün konuştuk ya yolda. Köln'deki çekilen Gurbetçi Şaban filmi. Evet. 50 yıl geçmiş ama aynı. Her yer aynı yani. Sadece görüntü kalitesi değişiyor. Yoksa malzeme aynı. Bina, tabela, her şey aynı. O filmde konuştuk ya, arkadaki oteller, binalar hepsi sabit yerinde duruyor. Kolay kolay Almanya değiştirmiyor bir şeyleri. Zaten şey var mesela şurada Sparkasse'nin şubesi var. Benim bildiğim kadarıyla genelde Almanya'da kira kontratları minimum 10 yıl yapılıyor. Yani sen buraya bir yer açtığın zaman işte burada bir sosisçi var mesela burada, restoran var, şurada kitapçı var mesela. Aynen. Bunların anlaşmaları 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık oluyor. Böyle Türkiye'deki gibi açtım ben bir iki sezon çalışacağım. 6 ay sonra kapatayım. Kapatıyoruz tabelasını koyup hani ertesi sene kapatayım gibi bir şey olmuyor. Uzun bağlayıcı oluyor onlar da. Hatta benim bildiğim kadarıyla Almanya'da bazı mekanları, bazı kafe, restoranları devlet koruyor. Yani zarar bile etse teşvikler de bulunuyorlar onlara karşı. Şeyden tur olabilir mi? Orası tarihi bina. Orası hani boşta kalmasın, bir yandan da işletilsin. Ya şeyin öyle bir mantık da var bildiğim kadarıyla. Şu an bak Nobis 1858'den veriyoruz bakın şurada. Burası Ahın bölgesinin ünlü pastanelerinden birisi. Yani artık burayı koruyor, belediye korumaya başlıyor bu markayı. Ya yani bu markanın yok olmasını istemiyor. Çünkü bu marka da artık şehrin bir figürü oluyor artık. Doğru. O yüzden bir şekilde yardım ediyorlar, destek ediyorlar. Mesela korona zamanında ciddi yardımlar oldu biliyorsun. Firmalara, restoranlara, kafelere. Bir de böyle lokal turizm açısından da sahip çıkıyor devlet firmalara. Her şeye vardır ya, İstanbul'a gidersin vefa bozacısı. Hani evet. Gibi. Şehrin simgesidir orada belediye olur. Kaybetmek istemiyor onu. Bir şekilde korumak istiyor orayı. Yanan demeli. Evet. Bu sokak işte. Bahsettiğim sokak bu sokak işte. Şimdi olmadı Talha. Evet kalmışlar. İnşaat. Film seti dedik. Yine inşaat, yine inşaat. Almanya'da. Ben hep diyorum zaten nereye gidersem gideyim gözü kapalı illaki inşaat çıkıyor orada. Hiç güzel görüntü alamıyorum o yüzden. Ya buranın şurada meşhur heykeli vardı bak. Hatta heykelin fotoğrafı var. Restorasyon var herhalde. Şimdi bununla mı fotoğraf çekeyim ben? Yanına geçip benim selfie çekeyim şimdi. Evet.
yazın dezavantaj aslında bu inşaatlar başlıyor okula kapalıyken evet. Yapalım hani bitirelim. Evet. O yüzden hatta Eylül sonuna kadar Ekim'e kadar gidiyor böyle. Maalesef kapanmış. Şans biraz. Yapacak bir şey yok. Bu da bir film seti. Yani inşaat filmi çekiyorlar öyle evet, diyelim. Evet, bayağı kalmışlar. Dediği gibi yazın çok tenhalaştığı için burası genelde yaza bırakıyorlar bazı inşaatları ama tabii çok uzun sürebiliyor. Şimdi bu yapıların hepsi 400-500 yıllık yapılar. Ama buradaki tabelalarda mesela şeyi korumamışlar oradaki. Evet. Bence öyle olsa daha iyi olurdu. Abi, olur. Bir de bak çünkü şöyle... mesela bu Magazzino markası örnek veriyorum. Evet evet. Çok kötü duruyor. Bir de şey çok var bak, dikey tabeller var mesela şuradaki Benetton gibi. Hı hı. Lastrada gibi mesela. Tabii tabii. Hoş görünmüyor. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Lübeck diye bir yer var. Hannover'le Hamburg arasında bir yerde. Orası da böyle bir yer. Ki bence açtığı daha büyük bile olabilir. Binalar bu kıvamda çok güzeller. Ama tabelaları o şekilde yapmışlar. Evet. O gerçekten daha bir bu güzellikleri ortaya çıkartıyor. Bence ama de. Diğer türlü çok çevre kirli oluyor. Evet, mesela turuncu tabeler, kırmızı tabeler, yeşil. Evet, Asun Kulesi göründü. Biraz eğilmiş bak, yamuk duruyor. Eğilmiş mi? Eğilmiş, yukarı doğru, sağa doğru kayıyor bak. Doğrudur. Bak, bu isimli kayıyor var. Bak, bütünleşmiş lokalle. Bunların neyi meşhurdu? O marzipanlı evet, evet. Kurabiyeleri mi? Bayağı kötü ya. Benim de damaklarım uygun değil. Bu ana da hitap etmiyor açıkçası. Değil. Seveni çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Rathaus 80 metre ileride. Dom zaten gerideydi 290 metre. Hatta görünüyor şuraya bak. Evet, arkamızda şu an duruyor. Rathaus'a da doğru çıkıyoruz. Yalnız şu bina da biraz... Yani gotik olduğu için tabii böyle. Prag'daki binaya çok benziyor. Evet değil mi? Evet doğru. Şu an fark ettim. Barut. Barut kapısı. Geçenlerde Prag'daydım bu arada. Binanın adını unuttum ama astronomik saat olan bina. Ve meydana çıktık. The meydan. Evet. Süvet göründü. Heykeller. Yine bir küçük restorasyon. Ama evet, çok engellemiyorlar. Yani en azından yandan vurmuş. Önden meydan. Değil. Güzel, şirin bir meydanı var. Ama gotik mimari çok önde. Gerçekten. Evet. O yüzden Prag anımsattı bir tık. Yani %100 demeyeceğim. Hani Dresden mesela çok daha yakındı Prag'a. E tabi konum olarak da yakın olduğu için etkilenme çok fazla. Ama burada mimari olarak hissettiriyor. Evet işte karşınıza Rathaus ve Renovasyonu isimli çalışmamız. Tarihi merkezi zaten. Fix hiç değişmiyor. Karşı güzel bir dar sokak var. Tam aslında fotoğraflık. Evet evet. Buradan biz devam ettiğimiz zaman az önce gezdiğimiz yerlerde çarşı vardı. Biraz daha yeni bir bölge vardı. Yol trafiği açılıyor ileride. Oraya doğru gidiyor. Birleşiyor. Şu an aslında tepedeyiz. Ağın tepesindeyiz kot olarak. En tepede bu yerleşim var ve belediye binası en tepede. Sokaklardan o zaman her biri aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Yani, anladım. Evet, yani şu taraf komple Yeniçehir. Çarşı kısmı. Burada da surlar var, hani görmüştük beraber dışarıda. Şehrin girişinde ufak tefek surlar var. Giriş kapıları var. Ama bu tepeye kurulmuş aslında, tepede bir şehir. Hmm. O yüzden burada böyle klasik Alman şehri değil aslında. Hani böyle vardı ya nehir geçer içinden. Benim böyle, örneğini verdiğim şey. Öyle bir yer değil aslında burası. Burası tepede kapı. Nehir, Rathaus, Altstadt. Aynen. İçin birleşince Alman şehri formülü aynen. Bulmuş oluyorsun. Aynen. Tren garı da yok mesela şu an yakında. Aa evet, görmedik. Evet, evet, arabayla geldiğim için görmedik ama. Tepede kalıyor bir de burası işte. Trenlerin uzak mı tren garı? Ulaşabileceği bir yer değil. Çok uzak değil tabii. Ama tepede kaldığı için yürümeniz lazım, çıkmanız lazım bütün yolu. Süper.
Evet, Ahın'ı dolaştık. Ağaç çatı küçük aslında ama insanı doyuruyor. Her yer gerçekten dolu dolu güzel binalar. Meydan çok güzel. Hoş yani kendi içinde. Ağın'la ilgili söylemek istediğim şu detayı da atlamayayım. Üniversite. Buradaki üniversite olayı çok iyi durumda. Özellikle mühendisler için en çok tercih edilen yerlerden biri buradaki Ağın Teknik Üniversitesi. Orada özellikle havacılık ve uzay bilimleri üzerine bölümler çok iyi durumda. Sanırım Almanya'da bu konuda en iyi olan üniversite o zaten. Bu gibi alanları düşünenlerin de muhakkak araştırınca karşına çıkacağı bilgidir ama çıkmamışsa da böyle bir şey düşünüyorsanız ben en azından buraya not etmiş olayım bunu. Şehir böyle. Güzel, sevimli bir şehir. Belçika sınırına çok yakın, Hollanda'ya çok yakın. Almanya'nın en batı ucundayız, değil mi? Herhalde en batı ucu diyebiliriz. Evet. Buradan gezmek için nerelere gidebilirsiniz? Düsseldorf'a gidebilirsiniz. Köln'e gidebilirsiniz. Direkt Belçika'ya, Amsterdam'a gidebilirsiniz. Maastricht. Çok güzel bir şehir. Nerede kalıyor orası? Buranın böyle bir 50 kilometre güney batısında Hollanda'da. Hollanda. Oranın sınır şehri. Maastricht. Bruges var Belçika'da. Evet, Belçika'nın biraz daha batısında kalıyor. Yani buradan aşağı yukarı 2 saatte varlar, 1-3 saatte giderler. Brüksel buradan yaklaşık 1 saat. Onlar da herhalde çok büyük şehirler değil diye biliyorum. Yok yani Almanya'daki şehirler gibi işte. 500 bin, 600 bin, 100 bin tuttu. Bruges daha ufaktır. Evet, öyle. Nasıl, beğendiniz mi Ağın'ı? Yorumlara yazabilirsiniz fikirlerinizi. Buradan olanlar varsa ek bilgi olarak kendi deneyimlerini paylaşabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda başka bir şehirde olacağız. Rotamız devam ediyor. Geze geze Anadolu kıvamında Almanya'yı geziyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.